Kerim'le Krem'den herkese merhaba. Evet görüyorsunuz hafta içi hafta sonu yaz, kış, yağmur, dolu, kar demeden 15 dakikalık Kerim'le Krem'nin yayınları devam ediyor. Tüm hızıyla desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bugün ne konuşacağız? Hafta sonu Amerikan Kongresi'nin alt kanadı temsilciler meclisi Ukrayna yardımında içerisinde yer aldığı 4 yasa tasarısını onayladı. Önümüzdeki günlerde bu yasa tasarısının tam anlamıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Senato'nun ve Biden'ın imzası, onaylaması ardından diyebiliriz e, ve bu savaşın dolayısıyla Ukrayna'ya yansımaları e, olacak e, pek tabii. Bunun Rusya'ya bakan yönü var. Bunun Batı dışı dünyaya bakan yönü de söz konusu. Çünkü e, söz konusu mesele yani e, onaylanan yasa sadece askeri yardımı içermiyor, ekonomik yardımı içermiyor. Aynı zamanda e, Rusya'nın e, Amerika'daki varlıklarını e, devlet varlıklarının donduran yasa tasarısı da onaylandı. Dolayısıyla bunun batı dışı dünyaya da bakan yönünün olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla bu mealde bir yayın olacak. Hani Amerika'dan Ukrayna'ya dev bir yardım söz konusu. Askeri yardım en başta söz konusu. Ve Rusya için Putin için yolun sonu mu göründü Ukrayna'da? Bunu ele alacağımız bir yayın olacak. Ama ondan önce ne yapmamız lazım? Bakın Kerim'ine Krem'ine 20 bin aboneyi vermediniz. Savaş tırmanmaya devam ediyor edecek de. yani bu kesin yani öyle olacak dolayısıyla 20 bin aboneyi en kısmında verin ortalık daha fazla ee, yani karışmasın öyle söyleyelim bunun Güney Kafkasya'sı var bunun Orta Asya'sı var bunun Rusya'ya ilgilenen birçok bölgeleri var ona göre Orta Doğu'su var Suriye'si var falan filan yani 20 bin aboneyi en kısmında e, şöyle şöyle göstereyim beşer parmaklarınızla onlar parmaklarınızla muhakkak e, verin bu aboneleri bana beğenme tuşuna basmanız lazım buna tek sayıda basmanız lazım 1 3 5 şekilde basabilirsiniz. Çift bastığınızda beğeni geri alıyorsunuz. Yani bunu yapmayın. beğenme tuşu önemli ve bildirimleri açıp paylaşırsanız da başka insanlar da istifade eder ve pek tabii o görüşlerinizde, yorumlarınızda videonun altına yazarsanız harika olur. Şimdi konuya gelirsek, Temsilciler Meclisi dediğim gibi 4 yasa tasarısı onayladı. Bunlardan birisi İsrail hakkındaydı. İkincisi işte Ukrayna hakkındaydı. Biz Ukrayna'yı ele alacağız bu yayında. Üçüncüsü Tayvan hakkındaydı. Dördüncüsü de yine Rusya'ya yönelik yaptırımların veya Rusya'nın devlet varlıklarının da Amerika'da onlara el konulmasının da içerisinde yer aldığı, ambargolarla ilgili daha geniş çapta bir yasa tasarısıydı. Bu malum Aralık ayından beri yani Kasım Aralık ayından bu yana biraz sürüncemede kalmıştı. Tartışmalar devam ediyordu Cumhuriyetçiler ile demokratlar arasında dolayısıyla bu normalde geçtiğimiz yıl sonu onaylanması beklenen bir tasarıydı. ancak bu pazarlıklar devam etti ve hafta sonu cumartesi günü bu mesele onaylanmış oldu. Dediğim gibi salı günü Senato'nun onayı sonra Biden'ın onayı ile birlikte imzası ile bitti. Bu meselenin hayata geçmesi bekleniyor. Tabi e, tabii e, öte yandan hani Mike Johnson Temsilciler Meclisi'nin e, başkanı e, bu e, bu süreçte kritik rol oynadı e, onaylandıktan sonra yurt dışındaki çatışmaları dedi kendi e, evlatlarımızı gençlerimizi göndereceğimize dedi e, yani mermi göndermeyi tercih ederiz dedi e, bu, bu ifade de önemliydi gerçekten hani bizim yerimize bir anlamda e, Ukraynalılar savaşsın demeye getirdi bunu söyledi bunu Amerikalılar zaten rahatlıkla söylüyorlar yani bu konuları e, açtıklarını düşünüyorum Amerikan siyasi kültüründe e, yatırım mesela denmişti Ukrayna'daki savaş bağlamında falan. Neyse yani burada bir e, böyle bu açıklamayı da bundan önceki günlerde yapmıştı. Tekrar etmiş oldu. Dediğim gibi geçen seneden bu yana devam ede gelen bir süreç idi bu. Ben hatırlıyorum bu yayınlardan Kerim'le Krem'in yayınlarından birisinde bunu e, söylemiştim. Yani geçer bu yasa tasarısı diye. E, geçmemesi için çok bir stratejik anlamda bir engel söz konusu değil. E, zannediyorum Aralık ayında falan söylediğimi hatırlıyorum o dönemlerde. E, dolayısıyla benim için yani hatta bence Rusya için de sürpriz olmadı başka kimsenlerdi yani meseleyi yakından takip edenler için e, sürpriz olduğunu zannetmiyorum. Bu yasa tasarısının onaylanması bekleniyordu. Şimdi Ukrayna meselesine gelirsek burada e, da, yani Ukrayna'ya e, toplamda normalde 95 milyar dolarlık yaptırım e, ya, özür dilerim ya, 95 milyar dolarlık paket onaylandı. Dörtlü olarak bakıldığında e, bunun 60.8 60 milyar doları Ukrayna'ya hasredilmiş durumda. 26.4 milyar doları İsrail'e işte Tayvan bölgesine Asya Pasifik'te Çin'e karşı kullanmak üzere 8.1 milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir paylaşım söz konusu toplandı da dediğim gibi 95 milyar dolarlık bir yani yardım Rus-Amerika'nın işte bu bölgelerdeki stratejileri için onayladığı paket yani tabi House of Representatives diye geçer hani temsilciler meclisi. 35 80 35 numaralı karar Ukrayna'ya yardımı ilgilendiren karar Hani ben Rusya ile ilgili olan kısma bakıyorum. 80-38 e, bir tane olan kararda bu da e, o Rusya'nın devlet varlıklarının dondurulmasıyla, daha doğrusu dondurulmasının ötesinde el konmasıyla ilgili e, temsilciler meclisi kararı. Şurası ilginç geldi bana. E, bu <laughs> yani e, kararın nasıl diyelim adının e, adı biraz orijinal ilginç ve e, birçok bence e, imada da bulunuyor. Yani diyor ki güç yoluyla hani e, güç yoluyla barış e, 21. yüzyılda güç yoluyla barış yasası tasarısı yasası falan e, yani e, nasıl diyelim işte ekonomik anlamda gücünüzü kullanarak e, askeri anlamda gücünüzü kurarak ku kullanarak e, ve e, sonuca ulaşıyorsunuz barışa ulaşıyorsunuz. Hani barışa ulaşılıp ulaşılmayacağı ayrı bir konu. Hani bu bu şeyi hatırlatıyor. Yani mesela e, büyük devletler bu tarz kullanırlar. Yani işte barış pınarı harekatı Türkiye'de mesela değil mi? işte falan yani barış varışa giden yol işte askeri harekattan geçer bağlamında veya işte Irak'ı özgürleştirme harekatı e, demişti Amerika yine Irak'ın işgali meselesinde. Veya işte Rusya, Gürcistan'ı güç yoluyla barışa zorlama demişti 2008'deki savaşa mesela. Yani bu böyledir. Bu da böyle tekrardan 21. yüzyılda da güç yoluyla barışa erme ulaşma şeklinde böyle bir kullanıldığını görüyoruz. Ukrayna'ya gönderilecek 61 milyar dolarlık... Ee, yardımın e, nasıl diyelim e, bu ya, e, ya, as yardımın toplamda 23.2 milyar doları e, Normalde Pentagon'un silah deposunun doldurulması için kullanılacak Yani bir anlamda Amerika Ukrayna'ya e, bu kadar miktarda silahı eski silahı şu an elinde olan silahları Ukrayna'ya verecek ama kendi cephasin cephanesini yenileymiş olacak yine 61 milyar e, metreküplük. E özür dilerim metreküp nereden çıktı ya enerji gaza giriyoruz kusura bakmayın. 61 milyar dolarlık yardımın 11.3 milyar doları milyar doları Amerika'nın bölgedeki askeri operasyonlarını finanse etmek için kullanılacak. Yani bir anlamda Ukraynalı askerlerin eğitimi olsun. İşte Amerika'nın Avrupa'daki, Ukrayna'daki üsleri, askeri varlığı bağlamında kullanılacak. Yine 61 milyar dolarlık yardımın 13.8 milyar doları da Amerika'nın bu sefer de Amerika içerisinde silah şirketlerinden bizzat kendisinin kullanacağı kendisine kalacağı modern silah ve savunma sistemlerini almak ve belki de bunun bir kısmını yine Ukrayna'ya tedarik etme amaçlı e, ayrılmış olacak. 1.6 milyar dolarda yine Amerikan Başkanı'nın Foreign Military Financing Programı çerçevesinde silah alımına ayırabileceği hibelere aktarılacak. 9.5 milyar dolarlık kısmı da ekonomik yardım olarak öngörülüyor. Diğer böyle ufak tefek kısımlar da var. Onlar da Ukrayna'ya yine silah yardımında başka başlıklarda e, kullanılacağı e, söylenebilir. Toplamda dediğim gibi e, Ukrayna 61 milyar dolarlık bir yardım söz konusu. Şimdi burada biraz şu meseleye girmek istiyorum. Amerikan siyasi kültüründe biraz bir farklı bir durum söz konusudur. Uzlaşma üzerine kurulmuştur bu Amerikan siyasi kültürü. Hani Amerika uzmanı değilim de Amerika'yı da bir şekilde takip ediyoruz ister istemez. Neyse yani bu böyle hani en baştan beri dediğim gibi hani anlaşılırdı zaten bu meselenin üzerinde. Yani temsilciler meclisinin başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson Amerikan başkanı Biden işte Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin kontrolündeydi. Senato Demokratların kontrolünde falan. E, ama stratejik devlet politikaları açısından öyle söyleyeyim. Amerika'da Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında öyle çok büyük bir farklar yoktur yani. Bunu bilmek lazım. E, detaylarda hani tonlamalarda farklılıklar. Onlar da anlaşamayabilirler zaman zaman. mesele biraz böyledir. Bir establishment aklı vardır Amerika'da yani. Hani e, özellikle Rusya gibi konularda, mesela yine aynı şekilde İsrail gibi konularda da geçerlidir bu. Ukrayna işte hakeza falan. Çin gibi konuda mesela çok önemli bir konu. Ama Trump'ın politikasını 3 aşağı 5 yukarı Biden'da devam ettirmiştir. Yani baktığınızda işte İran meselesinde e, yani e, Trump'ta mesela e, Biden gelince e, İran nükleer anlaşmasına Trump'ın çıktığı geri dönmüş değildir yani baktığınızda. Irak meselesi falan. işte Afganistan'dan askerleri çekti falan da yani bunlar böyle ufak tefek şeylerdir baktığınızda yani stratejik planda demokratlarla cumhuriyetçilerin e, yani takip ettiği politikalar çok böyle bence birbirinden böyle uzak politikalar değildir. Bir Amerikan establishment'ı işte stratejik aklı derin devleti ne derseniz deyin buna e bu vardır. İşte Biden bunun kristalize, kristalize halidir bir anlamda. Biden'a baktığınızda Amerikan establishment'ının böyle cisimleşmiş halini görürsünüz. Trump aykırı bir tiptir. Trump ayrı bir case'dir. Ama neticede sistem establishment Trump'ın da başkanlık yaparken etrafına yani insanları yani establishment insanların yerleştirildiği ve Trump'ın da mecburen onlarla çalışmak zorunda kaldığı bir süreci de hepimiz izledik. Trump işte Suriye'den askerleri çekeceğiz dedi falan Pentagon onu engelledi falan yani bunlar bilinen şeyler ee işte Fiona Hill'den öbürüne kadar yani birçok bir Pentagon ekibi özellikle ee Trump'ın bazı böyle deli dolu veya ani kararlarını frenleyici görevler icra ettiler. Sen yani Trump'ın yeni döneminde biraz daha bu mesele şey olabilir. Trump yine daha farklı kararlar alabilir. Yani böyle aykırı kararlar. Hani neticede tecrübeli olmuş olacak bu konuda falan. Ama her halükarda Amerika'nın devlet politikası çerçevesinde stratejik çıkarlar arasından bakıldığında yani demokratlar ile cumhuriyetçilerin en azından benim düşüncem öyle. Yani böyle stratejik planda çok böyle birbirinden ayrı olduklarını ben hiç zannetmiyorum. Dediğim gibi Suriye'si, Irak'ı, İran'ı, İsrail'e şusu busu de devam et. Baktığınızda böyledir bu olay. Amerikan siyasi kültürü bu açıdan hani birbirini böyle engelleyen partilerin işte hegemonik böyle karar alışları veya böyle siyasi çekişmeler üzerine değildir. Daha ziyade böyle pazarlıklar üzerine döner. Alverler üzerine, müzakereler üzerine kurulu e, siyasal bir kültür sistem söz konusudur. E, yani çoğunluk olan ile ille de böyle bastırarak her kararı çıkarırım ben çoğunluğum tarzında bir siyasi kültür değil Amerikan siyasi kültürü. Türkiye'deki gibi değil. Yani onu altını çizmek istiyorum. Daha ziyade böyle taraflar arasında e, uzlaşma çalışmasıyla ilgili bir e, süreçtir. Dolayısıyla bu uzayan aralık ayında belki onaylanacaktı ama işte 4 ay falan gecikti. Yani bu normal bir süreç. Çok anlaşılabilir bir süreç ve yani Amerikan siyasi kültürü bunu gerektirir haddi zaten. Da. Bunu e, söylemek istiyorum. Bu bağlamda hani cumhuriyetçiler bir ayrışma yaşasalar da yine de demokratlarla anlaşmak için Temsilciler Meclisi Başkanı işte kanda gördüğünüz Mike Johnson'ı da devreye soktular. Yani bu da bir gerçek. Bir uzlaşmaya onun üzerinden vardıkları yine söylenebilir. Yardım paketi Ukrayna'ya onaylanan bazı cumhuriyetçileri pek de bir rahatsız da etmiştir. Herkes ben yüzde yüz hemfikirdir demiyorum zaten. Etti zaten. Onu, oylamalara baktığınızda onu da görebilirsiniz ama stratejik açıdan tekrar edeyim. Cumhuriyetçiler de yine Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullanılmasına, koçbaşı olarak kullanılmasına Rusya'nın zayıflatılması istikametinde oradaki savaşın sürdürülmesine karşı değillerdir. Yani bu da bir gerçek. Trump üzerinde hep e, hani Rusya'nın adamı falan derler. Öyle derler falan. Yani Rusya ile ben iyi geçişti ge, geçindiğin nispeten Biden'a göre daha iyi geçinebileceğini düşünüyorum. O ayrı bir konu. Ancak e, hani e, hani establishment'a göre bir aykırı bir tip olduğunu düşünüyorum. E, yoldan gir çıkınca sistem onu e, yola getiriyor bir anlamda. E, ancak hani baktığınızda Ukrayna'da e, Trump döneminde de e, Ukrayna'ya silah yardımı yapılmıştı. Askeri üstler kurulmuştu. New York Times'ın o e, makalesine bakıldığında 2014'ten 2022'ye kadar geçen sürede Trump döneminde de orada e, Ukrayna'nın Rusya'ya yakın sınırları içerisinde bölgelerinde e, Amerika'nın ve MI6 ile İngiliz tarafıyla birlikte e, birçok 12, 14, 16 da olabilir sayısı tam hatırlamıyorum. çeşitli i̇şte askeri üsler, radar merkezleri falan kurduğu ifade ediliyor. Bu sadece New York Times'a e. yansıyan kısmı bunun. Dolayısıyla bu Trump döneminde de devam etti. Trump döneminde de Ukrayna'ya silah yardımı devam ettiydi. Veya Trump döneminde de daha savaş başlamadan önceydi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulanmıştı falan. Yani bunların altını çizmek lazım. Yani koskoca Amerika'nın başına Rusya kendi elemanını getirebilecek öyle bir güç yok. Yani böyle bir durum yok. Aynı şey. Yani Rusya'da yani daha doğrusu Amerika'da gidip Çin'in başına, Rusya'nın başına kendi adamını şu dönemde. Yani böyle bir bunlar. Büyük devletler bu tarz. yani Böyle bir şey yok. O zaman Amerika muz cumhuriyeti mi demiş demek durumunda kalırsınız. Neyse yani eee Trump'ın Rusya ile nispeten görece olarak biraz daha iyi geçinebiliyor olması başka bir şey. Ancak hani Rusya'nın şantajına muhatap Rusya'nın dersi öyle yapıyor. Böyle bir durum söz konusu olduğunu e, düşünmüyorum. Bu bağlamda da hani J Johnson, Mike Johnson da Trump'ın adamıydı. E, Trump'la zaten görüştüler Temsilciler Meclisi'ndeki oylama öncesinde. Trump'la koordineli bir şekilde bu uzlaşmanın Cumhuriyetçiler ile e, Demokratlar arasında e, varıldığı anlaşılıyor. Yani e, Johnson... E, Hani bu, bu süreç içerisinde e, Ukrayna'ya böyle büyük askeri yardım gitmesini e, hani sert karşı çıkan cumhuriyetçilerin bir kısmını ikna etme görevi gördüğü söylenebilir yani. O yüzden hani e, e, dediğim gibi Amerika'nın Ukrayna'ya yardımı sürdürerek savaşın kendi çıkarları açısından da devamını sağlayıp Rusya'nın zayıflatılması sadece Ukrayna'da yıpratılması değil kendi çevresinde de post Sovyet coğrafyada zayıflatılması bağlama bunlar bu stratejik bir hedeftir. Suriye'de falan başka coğrafyalarda enerjisinin emilmesi bunlar hem cumhuriyetçiler için hem demokratlar için stratejik hedefler olduğunun dediğim gibi altını çizmek lazım. Ton farkının olması farklı farklı bir şeydir. Başka bir şeydir. Demokratları, cumhuriyetçiler arasında taktik farklı olabilir ama stratejik gol yani stratejik hedef e, bence çok değiştiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bir orta yol e, bulacakları bence en başından beri belliydi ve kesindi. E, Ukrayna'daki savaşın şu an veya yakın bir zaman içerisinde bitmesini bence hele de seçimler öncesi bitmesini ne demokratlar ister, e, ne Amerikan devlet aklı ister ne de cumhuriyetçiler ister. Öyle söyleyeyim. Peki hani Amerika neden bu savaşın uzamasını istiyor? Neticede çünkü yardımı devam ettirdiğinizde savaşta da uzayacak. Bunu şu, şu, şunu söylemiyorum ben. Onu baştan söyleyeyim. Yani savaşın uzamasını Rusya da istiyor. Yani bu da net yani. Ee, Ukrayna tarafı da istiyor. Çünkü topraklarını geri alabilmek istiyor. Rusya tarafı niye istiyor? Rusya da kısa vadede savaşı bitiremeyeceğini gördüğü için istiyor. Hedeflere ulaşamadığı için istiyor yani. Zamana yayarak zamanın kendi çıkarları lehine olduğu için istiyor. Ama Amerika da istiyor. Batı da istiyor. Ben onu e, söylemek onu vurgulamak istiyorum burada. Yani İngiltere de istiyor. Amerika da istiyor. Neden istiyor çünkü Ukrayna şu sıralar zor durumda. Geçen seneki karşı taarruz başarılı olamadı. Yus, Rusya yıpranmış olsa da sahada inisiyatifi eline almış taraf şu sıralar. Hatta az az da olsa ilerlemeye devam ediyor sahada. Yani ve eski Sovyet coğrafyasında da biraz önce dediğim gibi Rusya'dan uzaklaşmayı veya Rusya ile arasına mesafeyi koyup arttırmaya çalışan ülkeler var. Moldova'sı Ermenistan, Kazakistan bir ölçüde. E, dolayısıyla hani bakıldığında bu savaşın uzaması Amerikanın da işine geliyor. Hazır Rusya'nın meşguliyeti, işte Ukrayna'da meşgul olsun daha fazla, başka yerlerde daha kolaylıkla iş tutabilecek, iş görebilecek, e, özellikle Anglosaxon ekip bence İngiltere ve Amerika. daha önceki yayınlarda zaten çok çok kez üzerinde duruyorum bunun. Dolayısıyla hani Amerikan ekonomisi içinde 60 milyar dolar falan bunlar hani çerez parası. <laughs> Mehmet Şimşek bir sıralı bir zamanlar bunu öyle söylüyordu eskiden bakanken Türkiye'de. Neyse hani kaldı ki bu paranın da yine 60 milyar doların da çok büyük kısmı zaten Amerikan ekonomisi içerisinde kalacak Amerikan silah şirketlerine aktarılacak onlar üretecek o silahı falan dolayısıyla hani iş yeri çoğalacak bunu zaten yine İngiliz Dışişleri Bakanı David Cameron Amerika ziyaretinde Aralık ayında bizzat yine basın toplantısında Blinken ile Basın olmasına söylemişti. Kendisi. Yani siz niye para vermekten çekiniyorsunuz? Zaten kendi bir, eli, bir cebinizden alacaksınız, bir cebinize koyacaksınız diye. İş, işsizlik azalacak. Birçok silah üretileceği için savunma şirketleri, silah şirketleri daha fazla işçi istihdam edecekler falan. Dolayısıyla hani Amerikalılar bu meseleyi, yani Ukrayna'ya yardım meselesi ve hani Ukrayna'daki savaşı kendileri için yatırım olarak gördüklerini zaten bizzat defalarca açıklamışlardı. Çünkü Ukrayna eliyle dedi. Dediğim gibi Ukrayna'nın eliyle Rusya'nın güçten düşmesini, zayıflatılmasını ve Rusya üzerinden de yine Çin'e mesaj ver, ver edebiliyorlar. Yani bak Rusya gibi yaparsan sen Tayvan'a girersen falan böyle olur işte şöyle olur yaptırımlar olur askeri yardımlar şunlar bunlar diye. Dolayısıyla hani birçok bunun hani bir taşla 10 kuş vuruyor. Bunun enerjiye yansıyan bölümü var. Rusya'nın Avrupa Avrupa'yla kesilen, çok büyük ölçüde kesilen, son bulan veya minimize olan enerji ilişkileri, petrol, gaz ilişkileri yani bunlar bunların yerine Amerikan LNG'sinin belli ölçüde ikame edilmesi, Katar LNG'sinin yine Amerikan müttefiki olarak LNG'sinin ikame edilmesi Avrupa piyasasında. Yani Rusya'nın Avrupa'daki enerji piyasasındaki payının azaltılması da yine her halükarda Anglo-Sakson Amerikan'ın işine gelir. Doğu Avrupa ülkelerinin Polonya'sı, Baltıkları sadece o ...Ukrayna Moldovası değil. Bütün özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin... ...aynı şekilde Anglo-Sakson ekibinin askeri stratejik yörüngesine çok daha güçlü bir şekilde girmeleri. Yani o bir kama gibi bir anlamda Doğu Avrupa, Rusya ile Batı Avrupa kıta Avrupa'sının ağır topları arasında bir kama olarak sokulmuş durumda. Yani bu bu, bu böyle. Bir. Bunlar şimdi Anglo-Sakson ekibinin müthiş çıkarlarına uygun şeyler yani. Uzaktan para gönderiyorsun sadece. Yani sadece de değil de yani savaşıyor. Onlar savaşıyor. Ukrayna eliyle savaşılıyor bakıldığında. NATO'nun beyin ölümü falan deniyordu birkaç sene. Öyle bir durum olmadı. İşte NATO daha konsolido ...oldu. İsveç'i, Finlandiya'sı falan... ...üye yapılabildi yani bu süreç içerisinde. Bunlar müthiş müthiş kazanımlar. Ee, daha önce bahsettiğim işte... ...İngiltere'nin e, Erdoğan... ...eliyle e, Azerbaycan'daki bir... ...zaferi söz konusu oldu şu son birkaç yıl içerisinde. Yani bunları böyle arttırabilirsiniz. Bunların böyle sayıları çok fazla gerçekten. E, dolayısıyla hani kendi savaşacağına... ...Amerika Ukrayna'yı savaştırıyor... ...ve Ukrayna ordusu bir anlamda... ...gelinen durumda. Yani bu böyledir. Bunu söylemek Ukrayna için rencide... ...edici olabilir ama bu böyledir. Bunu altını çizelim. Ukrayna ordusu gelinen durumda bir anlamda Amerika'nın Rusya'ya karşı vekil gücü konumuna gelmiştir ve hatta daha da fazlasını da söyleyebilirsiniz bir anlamda Amerika'nın paralı askeri durumuna gelmiştir Ukrayna ordusu. Yani para verip savaştırıyor gibi bir durum olmuştur. Bu da bir gerçektir. Yani e, bunu itiraz edilecek bir yan olduğunu ben hiç düşünmüyorum. Bu fırsatı haliyle Amerika'nın kaçırmaması gerekir kendi dünyaya bakış açısındaki çıkarlar açısından bakıldığında. Hani ben de o şekilde dünyaya baksam, çıkarlar dünyasında yaşıyor olsam ben de bu politikayı aynen izlerdim. Hatta daha fazlasını da yine izlerdim öyle söyleyeyim. Ama hani dünyaya bakış açım o şekilde değil yani. E, şimdi e, dolayısıyla hani meselenin de zaten biraz böyle olacağını, bu fırsatın çıkacağını da Amerika, İngiltere falan bildikleri için Ukrayna'daki savaşı da daha önce de defalarca dediğim gibi 2022 öncesi de yıllar boyunca zaten kışkırttılar. Bu yani provoke etmeleri Rusya'yı İngiltere ile birlikte Amerika'nın bu süreç içerisinde işte budur zaten. Çünkü hani bu sonucun çıkacağı zaten belliydi. Hani sonuç bazen tahmin edemediğiniz zaman dersiniz ki yani nedensellik ilişkisini kuramayabilirsiniz. Ama bu sonucun çıkacağı zaten çok belliydi. E, dolayısıyla e, stratejinizini buna göre oluşturduğunu söylüyorum ben. Yani e, hani savaşı müthiş bir yatırım olarak görüyordu Rusya'ya karşı kullanabileceği Anglo-Sakson ekip ee, yani e, bu yatırımı diyelim e, Amerika 2022 sonrası fark etmedi benim demek istediğim o. Yani Putin bir sabah kalktı işte Ukrayna'ya topyekun işgale gelişti falan anlattı. E, Amerika'da işte mazlum Ukrayna'nın yanında yer aldı. Ona yardım edeyim demiş falan. Bu değil. Mesele bu değil. Size meseleyi böyle anlatanlar ya konuyu bilmiyorlar ya yalan söylüyorlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Buna inanmayın. Amerika yıllar öncesinden en azından 2014 sonrası ama öncesi de var kesinlikle. Bu savaşa zaten yatırım yapmaya başlamıştı. Benim demek istediğim o. New York Times'ın yazdığını biraz önce tekrardan hatırlatmış olayım. Yani 2014-2022 arasında Amerika'nın Ukrayna'nın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde en az 12-14 askeri üst merkez radar üstleri Rusya'yı izleme işte falan tespit etme bağlamında. Hani şimdi buna hani şu an tabii ki teorik gelir. Rusya'da gitse Kanada'nın Amerika ile sınırlarında bölgelerinde orada üstler kursa Amerika'da buna bir sabır gösteri gösterir. Dalar yani sonra da. Tabii bunlar teorik tartışmalar. Böyle bir durum olmayacak yani. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama hani hiçbir ülke bu çıkarlar dünyasında bu güç dengeli ile giden, onun üzerine oturan uluslararası ilişkiler sahnesinde hiçbir büyük devlet buna yani bir yere kadar sabreder. Sonra uluslararası hukuk mu dinlemez, dalar yani işgal de eder, başka şeyler de yapar. Yani mesele böyle. Bu Rusya'nın işgalini haklı, meşru falan gördüğüm anlamına gelmesin. Öyle görmüyorum ben. Ama yani bu böyledir. Uluslararası ilişkiler böyledir. Yani çıkarlar, güç dengeleri, algılar yani güç dengeleri dengeler ve algılar üzerine oturmuştur uluslararası siyaset, uluslararası ilişkiler. Bu ee, Hazreti Adem'den beri böyledir yani hani öyle söyleyeyim bunu bu vesfale sistemine kadar değil daha öncesine de gider bu yani ee, dolayısıyla algıları yönetebilirsiniz bilirseniz medyayı toplumdaki algıları falan e, neyse e, bir taraftan da tabii askeri gücünüzün siyasi ekonomik gücünüzün olması gerekir. E, dolayısıyla hani e, demek istediğim o yüzden zaten demokratlar olsun cumhuriyetçiler olsun e, yani bu e, Amerikan stratejik aklının e, establishmentının Rusya yönelik Ukrayna'da izlediği politikayı ben baştan bu yana yıllardan bu yana desteklerini düşünüyorum 2022 değil yani başlangıç noktası orası değil. Dolayısıyla bu bağlamda yaşananlar aslında bence Ukrayna'da ikinci Johnson vakasıdır diye de okunabilir bu mesele. Ne demek istiyorum? E şunu demek istiyorum. Hani Amerikan yönetimi bir anlamda şu an bu devasa hani askeri yardımı Ukrayna'ya yaparak e İngiltere'de e Boris Johnson'ın başbakan o zamanki Mart 2022'de hani Kiev'i ziyaret edip savaş daha yeni başlamıştı. eee işte e, müzakereler olmuştu İstanbul'da e, Ukrayna ile Rusya heyetleri e, işte Türkiye'nin de kolaylaştırıcılığında böyle bir ön bir taslak anlaşmaya varmışlardı o zamanki yayın yapmıştık onunla ilgili bakarsanız o tarihe e, orada bir bir yana Anlaşmaya gidebilirlerdi Ruslar ile Ukraynalılar. Mart Mart sonu 2022 Mart ayı sonu hemen Nisan ayında yani o e, İstanbul'daki o ön anlaşmadan hemen birkaç gün sonrasında Boris Johnson Kiev'i ziyaret edip e, Ukrayna tarafına Zelenski'ye ya siz bu savaşı devam ettirin biz size silah vereceğiz her türlü yardım yapacağız falan bırakın o anlaşmayı Ruslarla anlaşmaya varmayın devam ettirin diye de e, bunu söylemişti ifade etmişti bunu zaten bizzat o dönem Ukrayna hala da öyle. Ee, Ukrayna'da Zelenski'nin partisinin başında bulunan isim David Arachamya. Ee, geçen geçtiğimiz aylarda Kasım ayıydı zannediyorum. Bizzat kendisi açıkladı. Ukraynalı heyetin de başındaydı o zaman İstanbul'daki o görüşmelerde. Biz dedi gazeteci ona sordu Kasım ayında bu geçtiğimiz Kasım ayında. Ya biz dedi savaşı işte Mart 2022'de bitirebilirdik. Yani Ruslarla anlaşabilirdik. Ne oldu da anlaşamadık dedi. O da adamın da söyledi tek bir şey vardı. Ya dedi biz dedi oradan geldik. Ön anlaşmaya vardık Ruslarla ama Kiev'e gelince Boris Johnson geldi buraya hemen. Bir, e, Boris Johnson da fişekledi bir anlamda işte bizi dedi Zelenski'yi veya işte siz savaşa devam edin dedi. Bırakın yırtın atın dedi yani anlaşmayı Ruslarla. Biz size destek olacağız dedi yani. Şimdi bu bir anlamda hani anlaşmaya varabilecekken Rusya ile Ukrayna heyetleri 2022 Mart ayında daha savaşın devam etmesini temin edici İngiltere cenahından gelen bir adım idi. Stratejik bir adım idi yani Zelenski hani öngörülü öngörüsü o başka bir konu ama hani bir fişekleme bir gaza getirme bir böyle e, yani o işte dolduruşa getir biraz siz kazanacaksınız yapacaksınız edeceksiniz kazanmanın ötesinde yani bir anlaşmaya varılabilirdi yani iki kardeş halk savaştırılmayabilirdi veya savaşın başlarında geri döndürülebilirdi benim demek istediğim o e, ama burada İngiltere o stratejik adımı atıp e, bu savaşın devamını temin edici ana ...aktör idi. Ana aktörlerin... ...en başında idi. Savaşı... ...kışkırtan, provoke eden yıllarca aktörlerin... ...başında gelmesi gibi. E, tamam mı? Bu Rusya'nın işgalini... ...meşru ve haklı kılmaz ama... ...madalyonun bu yüzü de kesinlikle... ...es geçilmemeli. E, dolayısıyla... ...şu an yaşananlar da bir anlamda... ...Amerika... Hani şöyle düşünün... ...Ukrayna işte... E, ...dört bölgesini... E, önemli bir kısmını... ...kaybetmiş. Kırım'ın... Sivastopol'un haricinde. Don, Donetsk, Lugansk... ...Saporca, Herson... E, işte şeyden sonra nasıl diyelim 2022 yılından sonra çünkü 2022 yılındaki o anlaşmaya bakıldığında, ee, e, ön anlaşmaya Ruslarla Ukraynalılar arasında sadece Kırım Rusya'da gözüküyor idi. Ee, Donetsk'te Lugansk zaman içerisinde e, onların akıbeti belli olacaktı. Zaporoje ile her sonda zaten Rusya'nın kontrolüne girecek veya Rusya'ya katılacaklar diye bir şey yok idi. Hiç onlar hiç geçmiyordu yani. Tamam mı? Ee, ama 2022 Mart ayından bu yana geçen süre içerisinde ...Ukrayna hem daha fazla toprak kaybetti... ...çünkü e, Rusya o toprakları e, kendisine ilhak etti. Yani işgal etmenin ötesinde Eylül 2022'deki referandumlarla... ...o dört bölgeyi de işte Donetsk, Lugansk, Zaporozhye... ...her sonu da kendisine kattı. Dolayısıyla hem yüz binlerce insan daha fazla ölmüş oldu... ...hem de e, daha fazla Ukrayna tarafı toprak kaybetmiş oldu. Her ne kadar Ruslar bazı bölgelerden, Kiev'den olsun, Harkov'dan olsun... ...çıkmış olsalar bile Mart 2022 Mart Mart 2022'de Ruslar ile Ukraynalılar anlaşmış olsalardı Ukrayna bugünkü bugüne göre çok daha karlı durumda olurdu. Yani bu çok net. Dolayısıyla hani şuraya geleceğim. Şimdi de benzer bir tablo söz konusu. Ukrayna'nın karşı taarruzu başarılı olamamış. İnisiyatif yine Ruslara geçmiş. CIA Başkanı Burns daha yeni birkaç gün önce kendisi de söylüyor. İşte yani Ukrayna yenilecek. Yıl sonuna kadar yenilebilir falan tarzında söylüyor. Eğer eğer Amerika yardım göndermesi mesele yenilip yenilmemesi değil. Benim amacım burada Rusya gelsin, Ukrayna yenilsin meselesi değil. Ama bir an önce bir anlaşmaya varsalar çok daha huzurlu bir şekilde, çok daha kolay bir şekilde bir nasıl diyelim bu savaş bitebilir. Benim kastım o. Burada ne oldu? Ukrayna işte dediğim gibi güçten düşüyor, daha fazla toprak kaybedecek gözüküyor falan ve Ukrayna'nın yenilmesi tekrardan e, nasıl diyelim e, önümüze çıkmış bir e, güçlü bir senaryo olarak gözüküyor. Dolayısıyla burada Amerikan tarafı bir anlamda Ukrayna'yı hani siz savaşa devam edin. yene yenemeseniz bile kazanamasanız bile devam edin şeklinde Boris Johnson'ın yani bu da ikinci bir Johnson. E, öbürü Mike Johnson'dı. İşte Mike Johnson'ın yaptığı da Boris Johnson'ın tekrarı gibi bir tablo söz konusu burada. Yani benim Kastettiğim o sahada inisiyatif işte Ruslara geçmiş devam ederse gidişat Rusların daha kısa bir süre içerisinde kazanacağı falan Ukrayna tarafı işte yenilecek. Dolayısıyla bu savaşın sürer, sürmesi ben Amerika'nın bu savaşın bu savaşı Rusya'nın Rus bu savaşta Rusya'nın yenilmeyeceğini Amerika'nın gördüğünü düşünüyorum. Ama savaşın sürmesi Amerika'nın müthiş çıkarlarına, İngiltere'nin müthiş çıkarlarına hizmet eden bir durum oluşturuyor. Dolayısıyla bunun için de haliyle askeri yardım arttırmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani bana sorarsanız günün sonunda bu Amerika'nın da yardımı bu savaşın sonucunu değiştirir mi diye sorarsanız bence bu Amerika'nın yardımı, askeri yardımı, diğer ülkelerinde devam edecek askeri yardımları iki taraftan da, Ukrayna'dan da, Rusya'dan da kayıpları arttırsa da da, yıkımı arttırsa da, Rusya'yı yıpratsa da, çevre bölgelerde de yıpratsa da ben Ukrayna'nın yenilgisine engel olamayacağını düşünüyorum. Bu e, yardımların öyle söyleyeyim. Yani her halükarda bence Rusya e, bu yardımla daha fazla e, asker kaybedecek, yıpranacak. Belki sivil vatandaşlarını da kaybedecek bir kısmını. E, ama savaşın sonucunu ben değiştireceğini düşünmüyorum. Haddi zaten bunu e, Amerika'nın da böyle düşündüğünü e, düşünüyorum yani öyle söyleyeyim. Rusya daha fazla bilelenecek bence kendisi açısından daha net bir sonuca ulaşmaya çalışacaktır diye düşünüyorum askeri açıdan da savaşı yine ben kazanacağına düşünüyorum yani bu Rusçuluk yapma bağlamında falan bu anlamda söylemiyorum ama siyasi bir öngörü siyasi bir analiz bağlamında bunu böyle görüyorum bir destek Rusya'nın yaptığını destek anlamında da bunu söylemiyorum bence hani askeri uzman değilim ben yanına da bilirim ama siyasi bir analiz olarak ben bu savaşı Rusya'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. En başından beri de böyle düşünüyorum. Bir istisna var ona şimdi geleceğim. Hani Amerika için bir yatırım olsa da bu savaş çünkü Rusya için varlık yokluk savaşı. Dolayısıyla zararı arttıracaktır Rusya'ya yönelik. Daha fazla Ukraynalı ve Rus ölecektir. Yıkım da artacaktır karşılıklı olarak. Ama günün sonunda Rusya bu maçı ben yine de alır diye düşünüyorum açıkçası. Bunun tek bir istisnası olabileceğini düşünüyorum. O da içeride bir yarılma Rusya içerisinde siyasi elitte bir çatlak, büyük çatlaklar baş göstermezse hani tabiri caizse hani bu e, bu ihtimal hariç öyle söyleyeyim e, Rusya'nın bu e, savaşı bu anlamda e, çıkar yani kazanır diye e, tahmin ediyorum düşünüyorum e, bunu belirtmiş olayım e, bu bağlamda da tabii Amerika'nın bu Ukrayna'ya yaptığı e, dev askeri yardım o zaman Ukrayna için iyilik mi kötülük mü ediyor sorusunu karşımıza çıkarıyor Bence Dolayısıyla Hani e, Amerika bu bağlamda totalde yani baktığınızda bu yardımı yaparak, askeri yardım yaparak Ukrayna'ya haddi zatında iyilik yapmış olmuyor bence. Tam tersine sadece Rusya'ya zarar vermemiş, Ukrayna'ya da aslında dolaylı yoldan bir kötülük yaptığını ben düşünüyorum. Nasıl Mart 2022'de anlaşılsaydı Ukrayna belki sadece hani Kırım'ı ve belki de işte Donbas'ı kaybetse kaybetse kaybedecekti o iki bölgeyi Donetsk Lugansk'ı. Zaporoji her son en azından kendisi kendi kontrolünde kalmaya devam edecekti. Yüzbinlerce insan ölmeyecekti. Milyonlarcası göç etmeyecekti. Savaş daha fazla uzamadan bitecekti ama o zaman nasıl asıl İngilizler izin vermediler buna. Devlet girdiler falan gelinen noktada hani Ukrayna dört bölgesini kaybetti yani bunu söylemek lazım hani yakın vadede alabileceği gözükmüyor idi dolayısıyla aynı şimdi de hani savaş daha da uzayarak bence büyük ihtimal tarafların dediğim gibi kayıpları artacak ama günün sonunda da Rusya daha fazla bilelenecek ve bu meseleyi sonuna kadar götürme yanlısı bir stratejiye odaklanacak daha net bir sonuç alayım demek isteyecek yani bu bu çalışmayı Stratejisini bunun üzerine oturtmaya çalışacak. Ve Ukrayna'da daha fazla insan ve bence daha fazla toprakta kaybeder diye düşünüyorum. Ee, gelecekte bu söylediğimi daha iyi e, anlayacaksınız birçokları ben öyle e, tahmin ediyorum. Nasıl şimdilerde bazıları mesela keşke işte Mart 2022'de bitseydi diyorsa o gazetecinin e, Ukrayna heyetinin başındaki isme David Arahami'ye sorduğu gibi e, o zaman da yani gelecekte de keşke işte Nisan 2024'te bitseydi e, diyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Hani e, bu söylediğimi e, dediğim gibi belki de birçoklarınız böyle Rus yalnız, Rusya yanlısı diye okuyacaktır düşünecektir. Bunu düşünebilirsiniz bir şey demem. Ama konunun bence Rusçulukla bir ilgisi yok. Rusya yanlısı olmakla bir alakası yok. Çünkü ben Ukraynalılar ile Rusların kardeş halkları olduğu Olduğunu, bunların savaşmamaları gerektiğini en başından bu yana hatta Putin'in böyle bir karar almaz herhalde diye düşündüğümü de söylemiştim orada da yanılmıştım yani e, ama birbirlerine Ukraynalıların ile Rusların düşürüldüklerinde en baştan bu yana savaş öncesinden bu yana da zaten e, söylüyorum onu belirteyim. Hatta bu söylediklerimin beni belli ölçüde e, marjinal bir yere taşıdığını da gördüğümü belirteyim yani e, ama buna rağmen söylüyorum çünkü öyle olduğunu düşünüyorum. Yani öyle söylemenin gerektiğini de doğru olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla marjinal olma riskini de göz önüne alarak bunu söylediğimi belirteyim. Söylemenin dolayısıyla bu anlamda benim açımdan cesaret gerektirdiğini de düşünüyorum açıkçası. Yani normalde hani size çok daha kolay ve ana akım yorum olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirdim. Bu yayında da söyleyebilirdim. Hiçbir şey de olmazdı bana yani ya Ya işte şimdi mazlum Ukrayna'ya Amerika yardım ediyor. Ne güzel bir şey bu. Batı ülkeleri dayanışma gösteriyor falan Ukrayna'yla. Savaşın sonucunu bu etkileyebilir. Yani değiştirebilir. Ukrayna kazanabilir. Rusya yenilgiye daha fazla yaklaştı falan diye de işte Putin için şimdi yolun sorunu göründü de diyebilirdim. Yani bunu söylemenin de bana hiçbir maliyeti olmazdı. Yani kimse de beni bunu söyledim diye Rusya'da falan tutuklamaz yani. bunun Emin olabilirsiniz. Ama yaşananları vallahi hani öyle de görmüyorum. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Okumadığım yani yaşananları böyle okumadığım gibi bu sözleri de doğru görmüyorum. Dolayısıyla beni belli ölçüde hani marjinal yere taşıdığı riskini göz önüne alarak doğru gördüğümü söylemeye devam edeceğimi belirteyim. Amerikan yönetimi bu yardımla hani toparlarsam şunu diyeceğim bu başlıkta. Amerikan yönetimi bu askeri yardımla Ukrayna'ya yaptığı kendi çıkarlarına dünyayı gördüğü o hani dünyadaki o çıkarlarına uygun bir adım atmakla birlikte Ukrayna'ya bence iyilik değil kötülük yapmıştır benim kanaatim bu ve zannımca zamanla bu söylediğime daha fazla hak vereceksiniz diye düşünüyorum birçoklarınız şu an katılmasanız da. E tabii e, bununla birlikte şunu da belirtmek lazım. E, Amerika'nın bu e, yani bu tasarının onaylanması falan yürürlüğe geçmesinin birkaç gün öncesinde Ukrayna yönetimi Zelenskiy e, seferberlik e, kararını daha da zorlaştırdı. Yani Ukrayna'da daha fazla insan silah altına alınacak. E, daha kadınlar daha fazla artık askerlik yapacaklar falan. Dolayısıyla hani seferberlikle ilgili Ukrayna'daki yasayı sıkılaştırdığını da belirtelim Ukrayna'nın. Bu bağlamda da hani bu kararnameyi imza sonra Amerika'nın dediğim gibi bu yardım kararını netleştirdiğini belirtmek lazım. Bir anlamda yani Amerikan yönetimi sahadaki Ukrayna'daki sahadaki durumu da yani garanti aldıktan sonra bu askeri yardımı yapmayı netleştirmiş oldu savaşacak adam bulamadıktan sonra çünkü yardım etmenin bir anlamı yoktu yani günün sonunda. Dolayısıyla onu hani e, sürüncemede kalması Amerikan kongresinde sadece iç siyasi mücadelelerle ilgili uzlaşma süreçleriyle ilgili değil. Bence dolaylı yoldan Ukrayna'ya da yapılan ya yani sen şu e, seferberlikle ilgili süreçleri de daha bir e, nasıl diyelim sıkılaştır e, talepleriyle bunların sonuç bulmasıyla da bence doğrudan ilgiliydi. Bu bağlamda tabii yine önemli bir şey politika e, gazetesi dergisi neyse yayın organı bunu yayınladı e, yani bu zaten bilinen şeyler bunlar ama yine de en azından e, Batı kaynağına e, atıf yapmak için bunu söylemek isterim. O da şu. ...yardım kararı ile birlikte Amerika... zannediyorum 60 civarında... ...Ukrayna'ya... ...yeni, nasıl diyelim... ...askeri danışmanlar da gönderme kararı almış. Hani Bunlar tabii 60'dır, 100'dür, 500'dür... ...o başka yani çok büyük sayılarda olduğunu... ...binlerce olduğunu düşünmemekle birlikte... ...yani yüzlerce falan vardır diye... ...tahmin ediyoruz zaten, bu böyledir. Şimdi bu şu açıdan önemli... ...hani büyük elçiliğe diyor... ...Amerika'nın Ukrayna'daki, Kiev'deki büyük elçinin ...askeri danışmanlar falan yani... ...büyük elçi 60 tane danışman... Bir, bir anlamı yok bunun. Mesele şununla ilgili daha ziyade ee, Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri yardım paketi içerisinde atank ATAC ATAC neyse böyle füzeler de var kısaltılmış adı. Ee, yani bu füzeler e, e, uzun menzilli denilebilecek füzeler. 300 kilometreye kadar gidebiliyor bu e, füzelerin menzili. E, Biden Biden'a bırakıyor Kongre bu konuda kararı. Ya diyor sen bu füzeleri gönder ama yine de bir bak yani 300 kilometrelik menzilisini mi gönder 200 mü, 150 mi falan hangisini göndereceksen ona bak diyorlar. Ee, yani bu şu anlamda önemli bu atak füzeleri <laughs> söylenmesi zor. Ee, yani mesela Harkov'a Ukrayna yerleştirdiği zaman oradan Rusya topraklarını yani Rusya'nın uluslararası hukuku açısından tanınmış topraklarına vurmaya çalışsa Varanoz'a kadar falan geliyor o füzeler yani tamam mı? Veya işte Zaporozhye'ye mesela merkezi Zaporozhye'nin hala Ukrayna'nın kontrolünde. Oraya yerleştirse bu füzeleri işte şeyi vurabiliyor. Kırım Köprüsü'nü daha rahatlıkla mesela vurabiliyor. Dolayısıyla hani bunlar Rusya'yı yıpratacak daha fazla yıpratacak silahlar. Bunlarda bir bir itirazım yok. Daha doğrusu bu böyle zaten. Bunu herkes kabul ediyor. Ben savaşın sonucunu değiştir düşünüyorum. dolayısıyla hani şuraya geleceğim. politikonun bu haberi de gerek atak süzeleri olsun, gerek başka yeni silahlar olsun. bunların bir kısmının Ukrayna askerlerinin kullanamadığı pek tabii yani varsayılabilir. Dolayısıyla bu askeri uzmanlar da askeri danışmanlar da e, yani bu füzeleri, bu silahları kullanması için Ukraynalı askerlere öğretmek için veya işte onlara yardımcı olmak için gönderilen askeri danışmanlar olacaklardır. Önemli bir kısmı bence. Hatırlarsanız bu meseleyi biz Almanya Almanyalı generaller, Alman generallerin dinlenmesi meselesiyle ilgili yaptığımız yayında da konuştuk. O zaman da yine e, Alman Başbakan Scholz mesela işte ne diyordu? Taurus füzelerini biz Ukrayna'ya verirsek Ukraynalılar bu füzeleri kullanmayı bilmiyordu. Dolayısıyla biz Alman askeri de göndermek zorunda kalırız. E, İngilizler işte şu storm, storm Shadow füzelerini kullanmak için kendileri yine gönderiyorlar falan. Fransızlar hakeza. Yani demek istediğim bu gönderilen silahların çeşidine göre haliyle sadece Amerika değil başka başka ülkelerde e, askeri danışman sıfatı çerçevesinde Ukrayna'ya e, askeri birlik mi denir buna bilemem ama askerler gönderecekler e, diye bakılabilir bu sürece. İkinci olarak ben kısaca oraya da hemen hızlıca el alalım bitireceğim. Bunu 15 dakika tutmaya çalışıyorum. Bakın kusura bakmayın biraz uzatmış olsak da 15 çarpı diye bakın buna ikinci yasa tasarısı vardı dediğim gibi o da kabul edildi temsilciler meclisinde. O da Rusya'nın Amerika'daki varlıkları ile ilgili mesele. O da çok kritik. Ee, Rusya'nın ABD'de tuttuğu savaş öncesi özellikle sahip olduğu devlete ait varlıklarına el konma kararı aldı temsilciler meclisi. Bu da yine onaylanıp yürürlüğe gelecek önümüzdeki hafta çok büyük ihtimal. Bu el koyma mekanizması ile ilgili ilk. Kararı Kanada almıştı. Haddi zatında orada Rus varlığı yok denilebilecek kadar az sıfıra yakın. Dolayısıyla ilk el koyma kararı değil bu. Ama hani Kanada'da bir varlık olmadığı düşünülürse ilk el koyma kararını da Amerika'dan gelmiş oldu söylenebilir. Amerika'da şu an Rusya'nın devlete ait varlıklarının 4-5 milyar dolar civarında olduğu o tasarı'nın içerisinde de zaten var. Çok büyük bir miktar değil bu hani netice itibariyle bakıldığında Amerika Rusya'nın Ukrayna savaşı öncesi Amerikan bankalarında tuttuğu falan böyle rezerv paralar yani bunlar e, tabii bu paranın da yine önemli bir kısmını büyük ihtimal Ukrayna'ya aktaracak Amerika yani özel mal özel mülk varlık değil bu özel hani Rusya vatandaşlarına ait varlıklardan bahsetmiyoruz e, özel varlıklara yönelik çeşitli dondurma kararları alındı hem Amerika Batılı ülkelerde falan top, Avrupa'da ama özel mülkiyete yönelik henüz el koyma işlemi böyle bazı istisnalar hariç başlamış değil. Avrupa ülkeleri daha önce Rus devlet varlıklarından faizle elde edilen kara gelire el koyma ve o karı Ukrayna'ya verme konusunda karar almışlardı. Geçtiğimiz haftalarda ana parayı ise dondursalar da ona el koymadılar Rusların varlıklarını kastediyorum. Avrupa ülkeleri el koyma konusunda daha az istekli davranıyorlar Amerika'ya göre. Çünkü Rusya'nın asıl bu devlet varlıkları daha ziyade %90'dan fazlası, 95'inden fazlası Avrupa ülkelerinde yer alıyor. Buna İngiltere'de dahil. Ve Rusya hani buna yani o tarz bir el koymaya daha sert bir tepki verebilir diye düşünüyorlar Avrupalılar. Ve bu el koymanın da Avrupa eğer böyle bir sürece girerse Amerika'dan sonra hani batılı finans kurumlarına güveni azaltabileceğini düşünüyorlar. E, Rusya'nın e, merkez bankasının 300 milyar dolar, 300-350 milyar dolar civarı yurt dışında bir varlığının olduğu e, söylendi, yani söylene geldi. Kabul de edildi yani Ruslar da bunu inkar etmediler. Batılı ülkelerde toplamda yani bu civarda e, savaş başladıktan sonra bunlar hep donduruldu. E, i̇şte bu miktarın 4-5 milyar dolar kadarı Amerika'da geri kalanı diğer e, Batı ülkeler çoğu da kıta Avrupası ülkelerinde örneğin mesela sadece Belçika'da Rusya'nın 190 milyar dolar civarında devlet varlığı söz konusu. İşte Belçika henüz yani dondurmuş olsa da bu miktarı el koymuş değil. Peki hani Rusya Amerika'nın bu hamlesine ne karşılık verecek falan derseniz bence Amerika'nın el koyma işlemine yani dondurmanın da ötesinde el koymasına böyle bir karşılık ben verebileceğine çok Rusya'nın hani ele dişe dokunur bir karşılık verebileceğini zannetmiyorum. Neticede 4-5 milyar dolar e, e, dahi olsa Rusya'da Amerika'nın devlet varlığı yok yani hani teknik açıdan bu karşılıklılık ilkesini çok Moskova bunu uygulayamayacak. E, Amerika'dan önce veya hani e, batılı ülkeler Rusya vatandaşlarına ait özel varlık ve mülkiyete el koymadıkça da ben e, Rusya'nın e, kendi topraklarındaki batılı özel mülkiyete ve varlıklara el koyma işlemi de e, yapacağını pek zannetmiyorum. Çünkü o zaman da Rus ekonomisi sarsılır. Rusya'ya yönelik yatırım e, nasıl diyelim e, İmajı bayağı bir zedelenir diye düşünüyorum yani ilk hamlenin batıdan gelmesini yine bekleyecektir eğer özel mülkiyete el koymadan falan bahsediyorum yani devlete el koydu diye de Amerika devlet varlığına el koydu diye de hani Amerika Rusya'da gidip işte devlet varlığı kalmadı yani Amerika'nın Rusya'da devlet varlığı çok yok. Ee, özel varlığı bile 4-5 milyar dolar kadar olmayabilir yani. Dolayısıyla e, Amerika'nınkine bence bir tepki ciddi bir tepki veremeyecek. E, Amerika'nın bu adamı Rusya'dan çok fazla hani karşılık bulamayacak. Karşılıklılık ilkesini dediğim gibi e, uygulama imkanı teknik açıdan çok yok bence. Öte yandan hani Avrupa ülkeleri e, o 300-350 milyar dolardan zaten dondurdukları Rus varlıklarına el koyma kararı alırlarsa Rusya o zaman işte hani daha güçlü ve karşılıklı bir cevap verebilir. Karşılıklılık ilkesiyle cevap verebilir. Çünkü Avrupa ülkelerinin Rusya topraklarında devlete ait varlıkları Amerika'ya göre çok daha fazla. Yani bunu belirtmek lazım. Bu yüzden de henüz hani Avrupa ülkeleri bu el koyma meselesinde Amerika'ya göre daha çekingen davrandıkları söylenebilir. Ama bunları bir kenara koyarsam benim şahsi kanaatim de şu. Bu saatten sonra ben cinin şişeden çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla bir süre sonra biraz da tabi Ukrayna'da savaşın gidişi Teşkilatı'na göre diğer batılı ülkelerde İngiltere'de, Avrupa Birliği'de Avrupa ülkeleri genel olarak e, Amerika'nın yolundan giderler gibi geliyor bana. Yanılabilirim ama benim düşüncem bu yönde. Yani şu an çekingen duruyor olabilirler. E, ama bir süre sonra onlar da yine e, Rusya'nın e, bu zaten dondurulmuş varlıklarına el koyarlar gibi duruyor. Devlet varlıklarını kastediyorum. Bunun bir sonraki aşaması da özel yani e, mülke varlığa el koyma olabilir. Yani vatanda Rusya vatandaşlarını kastediyorum. E, peki hani bu ne anlama geliyor bir diğer açıdan? Yani şu anlama geliyor. Amerika için nasıl diyelim tırmanmanın bir sonraki aşaması. Bu sefer özel mülke ve varlıklara el koyma olabilir. Yani Rusya vatandaşlarının özel varlıklarına el konması ve dediğim gibi Amerika'nın Avrupa ülkelerine, Rusya'nın Rusya'nın varlıklarına el koymaları için yani önce devlet sonra belki özel baskı yapması söz konusu olacaktır. Yani. Washington bu baskıyı yapmak ister ee, yani tırmanma e, yeni eşikler tırmanır, tırmanmada yeni eşiklerin aşıldığını biz göreceğiz gerginliğin daha da fazla arttığını göreceğiz ve belki de hani e, Amerika burada hani işaret fişiğini de atıyor olabilir yani Rusya'nın bir tepki veremeyeceği hesaplanarak Avrupa ülkelerinin bu konuda daha fazla teşvik edilmesinde yine Amerika'nın ilk bu adımı atmasının nedenlerinden biri de e, el e, biri, de, biri de olabilir bu bu varlıklara el koyma meselesi bence tabi e, her şeyden önce yeni bir aşamaya da işaret ediyor daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı başka savaşlarda ve Ukrayna Savaşı özelinde de el koymaya varmamıştı olay e, neticede Amerika kendisinin e, savaşta doğrudan taraf olmadığını söylüyor bu doğru değil bence ama böyle bir adımda ilk kez atılıyor e, bu açıdan da hani Batı'nın e, hani Amerika'nın en başta bir 200'lü veya bir çifti standartta söz konusu burada. E çünkü hani İsrail Gazze'yi işgal ederken soykırım yaparken orada böyle bir adım atılmadığını biliyoruz. Dokunulmadı bile İsrail'in kılına yani. Hiçbir yaptırım falan söz konusu olmadı. Bırakın varlıklarını dondurmayı falan filan. Veya işte Amerika'nın irak işgali meselesinde hani dünyada hiçbir güç Amerika'ya yaptırım uygulama böyle bir durum olmadı. Varlıklarını donduralım falan böyle şeyler olmadı. Libya'da Libya'nın işgalinde Afganistan meselesinde falan. Yani burada Rusya ya yönelik böyle bir tavrın izlendiğini görüyoruz. Yani bu dediğim gibi biraz önce de bu güçle ilgili mesele. Uluslararası hukuka aykırı olsa da nasıl Rusya olsun Ukrayna işgal ediyor işte Amerika başka ülkeleri falan işgal ediyor. Türkiye Suriye'yi işgal ediliyor. Başka yerleri falan. Başka başka ülkeleri işgal edebiliyorsa ülkeler dengeleri gözeterek yine aynı şekilde uluslararası hukuka aykırı da olsa hani gücünüz yeterse, yeteceğini tahmin ediyorsanız düşünüyorsanız başka ülkenin varlıklarına da el koyabiliyorsunuz. Bu şekilde yani bunu belirtmek lazım. Peki varlıklara el koymanın yani bu Batı dışı dünyadaki yansımaları bence bu da önemli olacak. Bence bu el yani Amerika'nın Rusya'nın devlet varlıklarına el koymasının asıl zaten yansıması zannımca Rusya'dan çok hani dediğim gibi çok bir tepki gelmeyebilir, sınırlı bir tepki gelecektir gelse de ama bunun yansımaları daha ziyade bence Batı dışı dünyada söz konusu olacak ve en başta da Çin'de yankı bulur diye düşünüyorum. Ee, yani her an ABD olsun, Batı dünyası olsun sizin varlıklarınızı el koyabilir. Ee, Batılı finans gruplarının tepesinde Amerika var neticede. Yani bu düşünce Çin'de daha fazla yaygınlık kazanacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki böyle durduk yere Amerika Rusya'nın varlıklarına el koymadı. Hani Ukrayna işgal etti falan filan diye hani görünün neden bu ee, ama neticede buradaki mesele şu Amerika e, Rusya Amerika işgal etmedi yani hani e, o madem Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaşsa diyelim ki Amerika kendisi yaptırımı uygulayabilir kendisi başka başka önlemler alabilir Rusya ticareti kesebilir bilmem ne yapabilir falan ama varlık yani devlet varlıklarına el koyma özel mülkiyete falan el koyma bunlar herkese ilgilendiren meseleler ee, dolayısıyla hani e, burada güçle alakalı yani güç proje Yapabileceğini düşünüyorsanız siz bu ekonomik alanda daha fazlasını bunu bundan dolayı yapabiliyorsunuz yoksa yani ee bunun hani hukukta falan bir yeri yok bu anlamda. Hani Rusya'nın işgali ne kadar hukuksuzsa öbürü de o kadar 3 aşağı 5 yukarı o kadar hukuksuz diye diyebilmek lazım. Yani öyle söyleyeyim. Hani Çin için bakıldığında tabii Tayvan'a girdiğimde ne diyecek? İşte başka gerilimler olduğunda falan Amerika ne cevap verecek? Benim milyarlarca dolarımı donduracak mı? El koyacak mı? Falan o da onun hesabını yapacak. Ona göre bir strateji belirleyecek. Tayvan Çin toprağı neticede baktığınızda uluslararası hukuk açısından yani bakıldığında da Tayvan'ın Çin toprağı olduğunu Amerika'da kabul ediyor ama işte başka şekilde politikalar izleniyor. Dolayısıyla sadece Çin değil de neticede hani küresel finans kurumları hep batı merkezli. İşte bu batının kendisinin inşa ettiği finans kurumlarının mekanizmalarının onların, onlara yönelik güvenin ben azalacağını düşünüyorum batı dışı dünyada. Bu böyle somut hemen görülüyor somut işaretlerini görmeyebiliriz bunlar zamanla yani e, zamana yayılacak süreçler Bunlar algı meseleleri bunlar ama o ülkelerin ve belki şahıslar düzeyinde de özel kişiler düzeyinde de e, belli ölçüde geçerli olacaktır bu belli bir zamana yayarak yayılarak batılı ülke ve Finans kurumlarına güveninin azalacağını e, yatırımlarını veya işte yurt dışında varlık bulundurma konusundaki tutumlarını Hani batılı ülkelere bakış konusunda daha temkinli davranacaklardır batıya yatırım yapmayalım veya daha az yatırım yapalım her an risk azaltılım tarzında bir tavır takınacaklardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu açıdan bakıldığında da hani Amerika'nın o Rusya'nın devlet varlıklarını dondurması yani bu uzun vadede Batı'nın kendisinin biraz daha finansal düzeyde küresel düzeyde o hegemonik bağlamdaki finansal finansal konumunda kendi ayağına sıkılan kurşun olarak da değerlendirilebilir. Kısa vade dediğim gibi çok etkisinin olacağını zannetmiyorum ama uzun vadede bu güvenin zedelenmesi Hani dediğim gibi kendi ayağına kurşun sıkmak olarak görüyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abone olursanız güzel olur. 20 bin aboneyi bekliyorum. Beğeni tuşu, beğenme, yorum ve aynı zamanda bildirimleri açıp paylaşırsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyorum.